Şimdi çok basit bir örnek vereceğim size. Gariban birisi Anadolu'dan, Karadeniz'den İstanbul'a geliyor. Gariban birisi. Elinde avucunda parası yok. İmkan sahibi olmak istiyor. İnsanın imkanlarını geliştirmek istiyor. Gidip bir gariban birisini arayıp nerede bir tane daha gariban var, ben imkanlarımı onunla geliştireyim demiyor. İmkanları iyi olan bir patronun patronu arıyor. Öyle mi değil mi? Ben imkanım yok. İmkan sahibi olmak istiyorum. Köyümü terk ediyorum, memleketimi terk ediyorum. Almanya'ya gidiyorum, Fransa'ya gidiyorum. İstanbul'a geliyorum, Ankara'ya gidiyorum. Ne arıyorum? Ya bir fabrika arıyorum. Doğru mu? Yani mutlaka imkanı yerinde olan birisini arıyorum ki onun yanında çalışacağım, maaşımı alacağım, biriktireceğim, şu olacak, bu olacak. Ben Allah'a dost olmak istiyorum diye arayışa giren bir insan, kendisinden çok daha Mevla'ya yakın bir dost olduğuna inandığı, ki biz buna ne diyoruz? Mürşid diyoruz. Mürşid-i Kamil diyoruz. Mürşid-i Kamil'in yanına giden ne için gitmiş olur? Parasını artırmak için gitmez. Namazdaki hevesini artırmak için, ibadetteki hassasiyetini artırmak için, Allah ile arasını daha fazla düzeltebilmek için gider. İşte buna da seyri sülük deniyor. Yani sizin kalkıp bu saatte buraya gelmeniz bir seyri sülüktür. Yani Allah yolunda yürüyüştür.